aldık. Adana'yı aldık. Mersin'i aldık. Antalya'yı aldık. Onun için İYİ Parti üzerinde oynanan oyunlar hiçbir tanenizin moralini bozmasın. İşte milletvekili gider, gelir, hiç önemli değil. Fakat halkla büyük bir karşılık görmüşüz. Bunu bilmenize fayda vardır. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum ve gündem maddelerine geçiyorum. Yapıldı galiba. Çoğunluk sağlandı. Kongre başkanlık divanı seçildi. Şimdi yüce şehitler için ve yüce Allah galiberi rahmet etsin şehitlerimize. Onlar için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı akabinde. Lütfen buyurun. Sayın Divan, Sayın İl Başkanım, Sayın CHP İl Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İYİ Parti İlçe Başkanlarım, İl Başkan Yardımcılarım, Sivil Toplum Kuruluşlarının değerli temsilcileri, basınımızın güzide temsilcileri, partimizin ikinci olağan kuruluna gelen siz değerli vatandaşlarım, bizi onurlandırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İYİ Partili cesur ve insanlar, değerli misafirlerimiz, ikinci kongres, İYİ Partimizin ikinci kongresine hepiniz hoş geldiniz. 23-12-2017 tarihinde Rize İYİ Parti İl Başkanı tarafından Pazar ilçesi İYİ Parti kurucu üyesi olarak, kurucu başkanı olarak görevlendirildim. 8-2-2018 tarihinde partimizin birinci olağan kongresini gerçekleştirdik. Partimize kayıtlı olan üyelerimizin teveccühü ile il başkanlığına getirildim. İYİ Parti, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasası, siyasi partiler kanunu, siyasi seçimleri, siyasi kanunları ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan siyasi bir kuruluştur. Türk milletinin ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğünü korumayı, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını esas almayı, Türkiye Cumhuriyeti'ni milletler topluluğunun bağımsız, egemen, şerefli ve itibarlı bir üyesi olarak bir bölgesel güç ve lider ülke yapmayı, böylece bölge ve dünya barışına katkıda bulunmayı amaç edinir. Cumhuriyetimizin kurucu iradesine bağlı olarak anayasanın ilk 4 maddesinde yer alan temel niteliklerin varlığını, devletimizin bekasını teminat olarak kabul eder. Demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, özgürlük, özgür düşünce, hür irade, liyakat, bağımsız ve tarafsız yargı, denge ve denetim sistemleriyle demokratik hukuk devletlerinin temel kavram ve ilkelerini benimser. Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğu, kuvvetler ayrılığının tesis edildiği, hukukun üstünlüğü ilkesinin özümsendiği bir devlet yapılanmasını zaruri görür. Bunun için çok partili demokratik parlamenter sistemin gerektirerek uygulanması gerektiğine inanır. Türk tarihinin ve kültürünün geçmişten günümüze taşımış büyük değerleri, düşünce, inanç ve din hürriyetinin vazgeçilmez ilkeleri olarak kabul eder. Laikliği, din ve vicdan hürriyetinin teminatı olarak görür. Milli geliri artırarak refah seviyesini yükseltmeyi, gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırarak adil paylaşımı ve
toplumsal huzuru sağlamayı hedefler. İktisadi değerler ve kaynaklarımıza sahip çıkarak en verimli şekilde kullanmasını sağlanacaktır. Milli ve manevi değerlerimizin yaşatmayı, bilim, sanat, medeni değerleri geliştirmeyi, milli eğitim sisteminin nitelik ve nicelik yönünden el ileri seviyeye taşımayı, siyaseti ahlak kuralları çerçevesinde yapmayı, devletin teminatı olan adaleti sağlamayı, insanlarımızın daha mutlu, huzurlu ve özgür yaşamasını hedefler. Bugün burada partimizin ikinci ulağan kongresi için bizleri onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoş geldiniz, safhara geldiniz. İlçe başkanımıza teşekkür ediyoruz. İl başkanımız konuşmak isterlerse buyursun efendim. Değerli divan, kıymetli misafirlerimiz ve 2,5 yıldan bu yana medeniyet yolunu cesurlar döşer diyerek yola çıktığımız iyi ve cesur arkadaşlarım. Hepiniz bugün Pazar İlçemizin ikinci olan kongresine hoş geldiniz, defalar. Aslında Sayın Başkan'ın konuşmalarını yaptı. Genel olarak da böyle uzun uzun kimseyi ben tutmamak adına sadece siyasette gördüğüm ve belki de eksik olduğunu duyduğum bir hususta birkaç kelam etmek istiyorum sizle birlikte. Bu da şöyle anlatayım size. Şimdi ben siyasete gireli tam 2,5 yıl oldu. Yani İyi Parti'nin miladı benim de siyasete girişimin miladı olmuştur. İyi Parti'ye siyaset yaparken bizden daha önce de siyaset yapan abilerimiz, ablalarımız vardı. Bazen yanımıza gelip bize şu şekilde söylerlerdi. İşte vefanın işte siyasette olmadığı, vefanın sadece İstanbul'da bir semt isminden ibaret olduğunu söylemişlerdi. Ancak ben bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Vefa kelimesinin en çok siyasette bir araya gelmiş, ülke çıkarları için bir araya gelmiş, kendi çıkarlarını göz ardında arkasında bırakarak bu kadar Türkiye'nin gelmiş olduğu karanlık bir dönemde bir araya gelen insanlara yakıştığını düşünüyorum. Bu nedenle aslında vefanın en çok siyasette olmasını gerektiğini düşünüyorum. Bugün burada ve diğer kongrelerimizde, birden fazla aday olan kongrelerimizde, tek aday olarak çıkan kongrelerimizde, biz de kimseyi arkamızda bırakmadan hep birlikte bir kartopu misali yukarıdan aşağıya gelirken daha da büyüyerek kırmadan, dökmeden, kırılmadık el bırakmadan asla ve asla yola çıktığımız arkadaşlarımızı da bir vefasızlık göstermeden bu yolda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yürüyeceğimizin inancı içerisindeyim. Bugün burada bu kongremizin de ilk önce Yüce Türk Milleti'ne, Türkiye'ye, Rize'ye ve Pazar ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımı sunuyorum hepinize. Hepiniz var olun, sağ olun. Seçim süresinden geçiyoruz. Partimizin yeniden yönetim kademeleri oluşacak. Ondan sonra yapacağımız iş, yapmamız gereken iş, memleketimizin sorunları çok. Bu sorunları siz değerli delegelerle beraber tespit edip onun üzerinde çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Belki benim de heyecanım yok. Salonda da heyecan olmadığı için benim de heyecanım yok. Tek adaylı bir kongreden geçtiğimiz için belki o seçim heyecanını yaşayamıyoruz. Ama şunu yapmamız lazım. Biz ilk günden beri, İYİ Parti kurulduğu ilk günden beri Ankara'daki kurultaydan Türkiye'ye yaymış olduğumuz o güzel mesajdan, Sayın Vekilim biliyor, orada çekmiş olduğumuz o cefa bize çok büyük bir sefa geldi. Orada ne zor şartlarda bu partinin oluştuğu, o zorlukların bize ne büyük mutluluklar verdiğini hepimiz yaşadık. Bu salonda baktığımda o dava içinde beraber yürüdüğümüz arkadaşlar var. Hala içimizdeler. Onun için bu çabalarımızı
hep beraber, bütün arkadaşlarla beraber. Bak bu salonda ben söylüyorum, pazarı ben beklediğim gibi görmedim. Belki işte dediğim gibi tek adaylı bir kongreden olduğu için. Ben pazardan heyecan bekliyorum. Bu partinin bir üyesiyim. Rize'de aldığımız, merkezde aldığımız 9000'e yakın bir oy var. Orada da aynı şeyi söyledik. 9000 oydan birisiyiz. Biz bir kartopuyuz. Büyüdük, çiğ olduk. İktidara yürüyoruz. DNK salonumuza gelen arkadaşlar, abilerimiz var. Ama gençlerimiz nedense geri duruyorlar. Ben başkanımdan istirham ediyorum. Bu gençleri daha çok yönetim kademelerine değerlendirmek gerektiğini inanıyorum. Kongreden sonra da Rahmi Başkanıma her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumu söylüyorum. Daima yanında olacağız. Çalışma o konudan, destek bizden. İl Başkanım da bu konuda çalışmalar olduğunu biliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, hayırlı uğurlu olsun. Yeniden ilçe başkanlığına seçildiniz. Duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Hazır Çay Fabrikası Müdürlüğü'nden emekli oldum. Emekli olduktan sonra 2014 yılında Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adayı oldu. Seçimi kaybettik. 2017'nin sonunda İYİ Parti İl Başkanımız Sayın Nusret Kıraç'a İYİ Parti kurma görevi verildi. İyi arkadaşlarımızla beraber ilçede İYİ Parti teşkilatını kurduk. 2018 Şubat'ın 8'inde 1. Olağan Kongremizi yaptık. Bugün de gördüğünüz gibi 2. Olağan Kongremizi büyük bir katılımla gerçekleştiriyoruz. Arkadaşların teveccühüyle umarım, henüz sonuçlanmadı ama umarım başkan seçerler, pazar halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Amacımız Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu olmak, İYİ Parti'nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halkımıza hizmet vermek. Bu amaç olursa görevimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Başarılar. Teşekkür ederim.